Evet. Evet. Şimdi canlı yayına başlıyoruz. Ben hazırlığımı Evet. yapıyorum. Sağ olun hocam. Kazasız belasız Evet. Hoş geldin. hoş bulduk. Hocam çok Tamam. iyi görünüyorsunuz maşallah. Teşekkür ederim. Sabahleyin tıraş olurken şurayı hafifçe kestim. Ve şimdi ben bu kalp sıkıntısından dolayı kan sulandırıcı alıyorum. Yıldız'ı eşime aldığımı bir kaygı. Ya durmazsa. Ama durdu. Fakat Durup orada geçti. hafif bir şey var. Öyle. Olsun hocam, hiç vallahi siz söylemeseniz biz fark etmiyoruz. Benim de saçlar uzamış gördüğünüz gibi. Berbere Evet. gidemediğimiz için bu ara öyle oldu. Evet İbrahim'cim sağ olsun Yıldız berberliği öğrendi. Bu Clipper dedikleri tıraş makinesi var ya benimki iş numara asker tıraşı. Çok güzel Ondan hocam. dolayı işim rahat öyle. En iyisi sizinki hocam. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ya izninle ben yorumları kapayacağım. Çünkü sağ olsunlar, selam gönderiyorlar. Çok iyi niyetler var. Alkışlar falan. Hepinize arkadaşlar, takip edenler hepinize selamlar. Ben de sizi alkışlıyorum. Selamlar gönderiyorum. Ben de selamlıyorum hocam. Tamam. Şimdiden 2000'i bulduk. Maşallah maşallah. Ve onun için kapatıyorum şimdi yorumları. Evet. Böylelikle sizi daha iyi görebilecek durumum var. Rencim, ilan da ederken zaten bu konuşmayı şevk konusu üzerinde durmuştuk. Evet hocam. Şevk. Şimdi seni tanıyanlar tanıyorlar, beni tanıyanlar tanıyorlar ama bir eğitimci olarak ben sana baktığım zaman bir kasaba çocuğu görüyorum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi bizim devlet okullarında okumuş. Ondan sonra bir delikanlı efendim boks falan yapmaya özen göstermiş. Bunu öğrendiğim zaman dedim yapma ya bizim İbrahim mi? Boks mu yapıyor? Evet dediler Evet. şampiyonluğu var. Her neyse. Ondan sonra sen Fırat Üniversitesi değil mi abi? Evet, Fırat Üniversitesi mezunuyum. Makine Elazığ'da. mühendisliği bölümü. O zaman Makine hocam mühendisliği. henüz üniversiteler pek yaygın değildi. Devlet Mimarlık Mühendislik Akademileri vardı Türkiye genelinde. Sonra Evet. o üniversiteye evrildi. Ben Evet. Elazığ Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi yani Fırat Üniversitesi'nin temeli olan üniversiteden Evet. Çok yani ilk derdesin o anlamda. Ve şimdi ayrıntılara girmiyorum. Kader, kısmet. Orada bir grup arkadaş oluştunuz. Eğitime önem vermeye başladınız. Buradan belki bizi takip ediyordur. İhsan Bey'e de bir selam gönderelim. İhsan Özen'e. ben de selam gönderirim. Orada İhsan abimiz diyorsunuz siz tabii. Evet. Çok şükür ilişkileriniz devam ediyor. Ve mühendis olmana rağmen çıktıktan sonra eğitim konusuna el attın. Ve eğitim konusunda orada yani dershane çerçevesi içinde öğretmen oldun. Yönetici oldun. Ondan sonra tüm Türkiye'ye açılarak kurum kurdun ve böyle kurum sahibi oldun. Yani bu kendi başına önemli bir adım. Ve benim bildiğim kadarıyla bir süre her yılda sınava girdin. Evet, hocam öyle oldu. Evet, bayağı devam etti değil mi o sınava girişin? 37 defa sınava girdim hocam. Yani öğrenciliğim de dahil olmak üzere. Öğrenciyken de 4 yıl aşağı yukarı her sene mutlaka sınavlara girdim. Daha sonra da artık bu işin içerisine girince eğitimle ilgili sınavlara girmeye devam ettim. Artık kamuoyunda çok fazla tanınmaya başlayınca girerken falan böyle utanmaya başladık. Yani olmuyor gibi. Herkes bakıyor bu niye girmiş İbrahim Hoca falan diye. Ondan sonra artık bıraktım ama 37 defa sınava girmişliğim vardır.
Evet, doğru. Şimdi İbrahimciğim, bütün bu deneyimler içerisinde ben şu soruyu sormak istiyorum. Şevk gerçekten bir eğitimci olarak bakıyorsun. Önemli bir konu mu? Evet. Hocam, şimdi bence şevk her şeyin başı. Yani bir insan eğer başladığı işi hangi meslekte olursa olsun şevkle yapıyorsa başarılı oluyor. Bakın benim ilk defa eğitimciliğe başlamam nasıl oldu? Birçok ortamda anlattım ama bir kere daha anlatmak istiyorum. Özellikle sizinle böyle ilk defa sosyal medyada program yapmış oluyoruz. Doğru, evet. Şimdi üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavına büyük bir hevesle girdim. Gerçekten başarılı da bir sonuç aldım. Tabii Elazığ'da kalmak durumunda olduğum için o dönemde Elazığ'ın en yüksek puanlı okulu hangisidir diye baktığımda makine mühendisliği çıktı. Ben de o bölümü yazdım. Girdim. Ama işte orada girdiğim zaman sanki bu bana uygun mu uygun değil mi? Yani böyle çok büyük bir şevkle girdiğimi söyleyemem. Evet. Ama sınavdan aldığım haz, sınavdan elde ettiğim sonuç beni gerçekten çok mutlu etmişti, heyecanlandırmıştı. Ve bir de enteresan bir girişti bu. Mesela benle benden sonra giren öğrenci arasında tam 130 puan fark vardı. Böyle büyük bir farkla girmiştim oraya. Tabii Wow. Elazığ'da olduğu için Evet. tercih yaptığım yer doğru olduğu için ilk tercihimize girdik. Hatta Evet. o zaman çok enteresandı. Üniversite sınavlarına girmeden önce tercih yapıyordunuz. Yani sınavınızın sonucunu bilmiyordunuz. Girmeden önce tercihlerinizi yapmış oluyordunuz. Daha Doğru, sonra öyleydi. sınava giriyordunuz. Evet. Evet. Dolayısıyla ben de öyle girdim. Girdikten sonra sınavla ilişkimin çok iyi olduğunu, iyi yaptığımı hissettim. Ve bunun üzerine bizim mahalledeki çocuklara ders vermek istedim. Ha. Şevk burada çok net mesela. Büyük bir Evet. şevkle. Ve ilk engelim tabii ki annemdi. Annem mahallenin 12 tane çocuğunun her akşam eve gelmesini çok hoş karşılamadı. Anadolu evlerinde hocam siz de bilirsiniz misafir odası müze gibidir. Yani Evet. genelde misafir odasına kimseyi sokmazlar. Dolayısıyla bizim de Doğru. evde bir oturduğumuz oda var, bir de misafir odası var. İki odalı kerpiç bir ev yani sonuçta. Önce anneme gittim, değil mi? Anne, ben bizim mahallenin çocuklarına ders vermek istiyorum. Müsaaden olursa ders vereceğim. Olmaz ulan dedi, mahallenin çocuklarını dolduracaksın dedi. Her akşam dedi, evimizde dedi. İşte bütün mahalle burada olacak falan gibi bir takım şeyler söyledi. Ben de annemin en hassas olduğu konuyu biliyorum. Dedim ki anne bak çok sevap kazanacağız. Sen de ben de. Bu çocuklardan biz parasız, pulsuz, ücretsiz ders vereceğiz. Dolayısıyla hayra gireceğiz. Bak buradaki çocuklar üniversiteyi kazanacak, büyüyecek adam olacak falan diye böyle anlattım. Tamam dedi o zaman. Vallahi misafir odasını kaptık. Evet, o verimli oldu değil mi? Ya anne onu kabul etti o zaman. Etti, evet, etti. Evet, Yani tamam. işin Evet. içine Cevap özellikle bu gelince. işin yararı ne olacak? Bunu Evet. mantıklı olarak sohbet edip anlatınca bir de eskiden biliyorsunuz Evet. Anadolu'da çocuk bir şey dediği zaman anne sus ulan derdi. Evet. Anne bir şey dediğinde de çocuk sesini çıkarmasa bile boynunu eğer cevap vermeden öbür tarafa giderdi. Böyle bir anne baba çocuk ilişkisi vardı yani genelde Evet. böyleydi yani. Ve ben annemden izin aldıktan sonra gittim ambalaj kağıtları vardı eskiden kraft kağıt yani. Onlardan bir top aldım harçlığımla. Onları Ha. getirdim, Ha. duvara çiviledim. Vay, o nereden aklına geldi ya? Tahta lazım hocam, başka nereye yazayım ben? Hani çocuklara ders Ha. anlatacak tahta lazım. Evet. Gittim 50-60 tane ambalaj kağıdını aldım. Taht şeye duvara zaten duvara çivi çakılıyordu kerpiçe. Ha. Ha. Güzel onları duvara çiviledim. Bir de keçe kaleme benzer bir kalem aldım. Ve Ha. çocukları dizdim misafir odasına. Her akşam ders anlatmaya başladım. Evet. Önce bazen bir gün ara veriyorduk. Daha sonra sınava yakın o arayı da kaldırdık ve bizim ev oldu dershane, Evet. sınıf. Ve benim ilk sınıfım orasıdır.
Yani öğretmenliğe ben... Abi yıl kaç yıl? Yıl 1977. 77 77. hocam. Vay 77. be. Evet. Evet. 77'de bu işe başladık. Ve aradan tabii şimdi 43 sene geçmiş yani bu Şimdi trendden. para almıyorsun fakat devam ettiğine göre seni tatmin eden bir şey var orada. Kesinlikle. Neydi abi o? Bence sizin demin ifade ettiğiniz şevk. Yani insanlara faydalı olmak, insanlara bir şeyler katmak ve yani bakın ben bu işi çok iyi yapıyorum, size de bu işin faydasını sunuyorum gibi bir duyguydu diye düşünüyorum. Yani bizi annemiz babamız aslında insanlara yardımcı olma konusunda da gerçekten iyi yetiştirmişti. Ben babama rahmet diliyorum, anneme de sağlık diliyorum. Yani böyle bir ailede büyüdük. Rahmetli dedem de öyleydi. Dedem Elazığ'da, bizim soyadımız da oradan gelir, taş ocakları olan Yasin Evet. Ağa'ydı. Yasin Ağa. Yasin Evet. Ağa'nın taş ocakları vardı o zaman. Evet. Herkes sever sayardı. Bütün yanında çalışanlara iyilik yapan filan bir insandı. Ve uzun yıllar ben onun torunu olarak tanındım Elazığ'da. Yasin Ağa'nın torunu derlerdi yani. Birisi sorduğu zaman bu çocuk kim, işte Yasin Ağa'nın torunu. Çünkü Evet. tebarüz etmiş bir insandı yani, yaptığı iyiliklerle Evet. çevrede tanınmış bir insandı. Evet. Ve öyle yetiştik. Onun için bunu yaparken de ya çok büyük bir iş yapıyormuşum gibi bir duyguya kapılmadım. Yani normal görevi yapıyormuşum gibi bir duygu içerisinde yaptım. Evet. Ve gerçekten... Bu, pardon İbrahimciğim, bu soyadınız Taşel soyadı da oradan geliyor değil mi? Evet. Taşçılık yaptığı için dedem, yani taş Anladım. arabaları varmış. Evet. Onunla taş ocaktan taş çıkarır, taşırmış. Evet. Yol yapımları filan, ufak tefek müteahhitlikler o Evet. dönemde Evet. yapıyormuş. Taşel de işte soyadı kanununda biz taşçı olduğumuz için Taşel soyadı da oradan gelmiş. Yani bizim soy ismimizin Tamam. Evet. asıl şeyi o, kaynağı o. Evet. Hocam, o çocuklar çok başarılı oldu. Yani Türkiye'nin en güzel okullarına girdiler. Yani Vay be. içerisinde tıp Ya. fakültesi olan, işte diğer mühendislikler olan, Elazığ dışına giden çocuklar da oldu. Ve bu devam ederken Elazığ'da yayıldı bu tabii bir süre Evet, abi bir sonra. şey soracağım, pardon. Şimdi bu çocukların sonuçlarını herhalde merak ettin, değil mi? Kazandılar mı, Kesinlikle kazanmadılar mı? hocam, onlar sabaha kadar sonuçları bekleyince ben de bekledim ve benim o alışkanlığım uzun yıllar devam etti. Evet. Yani işte şimdi eşim de dinliyor Sevil Evet. Hanım. O da bilir, sınav açıklandığı gün biz eve barka gelmezdik. Ha. Kurumda kalırdık ve bütün Evet. öğrencilerin sınavını gece yarısı Evet. öğrenip ailelerle konuşup çocuklarla bir araya gelip kutlama yapardık yani kurumun Ya. içerisinde. İşte Evet. bu öğrenciler buraları kazandı diye. Evet. Eminim Evet. bizi dinleyen öğrencilerimiz o günleri hatırlarlar. Yani Evet. o gün de öyleydi, bugün de Evet. öyle. Yani bugün Evet. mesela sınav sonuçlarının açıklandığı gün yine de ben Türkiye'deki bütün kurumlarımızı tek tek ararım, sonuçlarını öğrenirim. Başarılı olan öğrencilerimizin ya da başarıya aday olan öğrencilerimizin neler yaptığını öğrenirim. Ve inanın ki sınav sonuçlarının açıklanacağı gün hala uykum kaçar ve sabaha kadar o sınav sonuçlarını takip Evet. ederim yani. Bu Ben beni tanıyan herkes bilir bunu zaten. şimdi ben seni 1977 İbrahim'e götürüyorum. Kaç yaşındasın abi? Yani işte herhalde 77 olduğuna göre 21 yaşındayım. 21 20. yaşındasın. Evet, 21 yaşındayım. Şimdi bir karar verdin. Ulan dedin. Zevk alıyorum. Herkes yararlansın bundan. Şevkim var. Kolları sıvadı. Ama gerçekten yararlı olacak mısın, olmayacak mısın bir kanıtın yok. Ama sınav dönemi geldi, çocuklar girdiler ve onlarla beraber takip ettin, başladın görmeye ki onlar hakikaten başarılı olma yolunda. Ve senin bu ilk deneyimin hayatında emek verdin, gayret ettin ve bir nevi çiftçi gibisin yani emek verdi böyle ürün görülüyor. O duygu herhalde çok özel bir duygu değil mi? Bu 21 yaşında senin bu çocukların başarısına
bir katkın oldu. Gönülden bir katkın oldu. Herhangi bir maddi kazancın yok. Ama muazzam bir beslenmen oldu o sırada. Kesinlikle hocam, aynen sizin ifade ettiğiniz gibi. Ben zaten çalışmaya alışkın bir insandım. Yani ortaokuldan itibaren simit sattım, gazoz sattım, sinemada teşrifatçılık yaptım, matbaada çalıştım, kitapçıda çıraklık yaptım. Yani mısır sattım sinemanın önünde mesela. Her yaz mutlaka benim geleneksel, Elazığ'da çiçek sineması vardı yazlık. Sinemaya şeyler girene kadar kapının önünde simit satardım. Yani bunlar benim çocukluk anılarım ve gerçekten gurur duyduğum çocukluk anıları. Neden? Çünkü hepsinde bir işe yarama vardı. Hepsinde aile bütçesine bir katkı vardı. Hepsinde kendini iyi hissetme vardı. Yani bir insan başkasına yararlı oluyorsa, en azından aile bütçesine katkı sağlayabiliyorsa, işe yaradığını hissediyorsa bence yaşama bağlılığı da artıyor, yaşama sevinci de artıyor, şevki de artıyor. Bu gelecekte yapacağı işler için çok önemli bir basamak, çok önemli bir temel oluşturuyor diye düşünüyorum hocam Evet. bu konuda. İbrahim'ciğim, bir ara ben bunu not alıyorum. Bu konuda da konuşalım. Gerçekten yani sırf okula gitmek, sınıfa gelip çıkmak ve o öğrenilen bilgileri almak yerine yazları falan esnafla çalışmak, kendi girişimin içerisinde pazarda falan şu veya bu şekilde bir şeyler yapmak, orada deneyim kazanmak insanın ileride başarısıyla ilgili bir konu. Ve bunun üzerine ileride bir sohbet yaparız inşallah. İnşallah hocam. Tamam. Bayağı Bir de anılarım var onunla ilgili. Konuşuruz inşallah. şeyi hatırlıyorum ya. Sen simitçilik falan yaparken birisi gelip sen Yasin Hanım torun değil misin diye Evet. Evet, bozulmuş, yani bir şey olmuş böyle. evet. Şey satarken, mısır satarken Ha. bizim Elazığ'da Zafran diye bir köy vardı. Dedemin genelde çalışanları o köydendi. Taş ocağına yakın olduğu için. Bir amca bize göre, o zaman biz çocuğuz, geldi durdu durdu. Dedi ya dedi, sen Yasin Ağa'nın torunu değil misin? Evet dedim. Ondan sonra dedi, sen dedi utanmıyor musun, buradan mısır satıyorsun dedi. Hiç beklemediğim ve gerçekten çok üzüldüm o anda. Kendimi Evet. kötü hissettim. Ama daha sonra ağzımdan şu çıktı. Dedim simit satma, mısır satmak ayıp değil ki dedim. Ayıp değil ki dedim. O da çekti gitti adam. Ama onu hiç unutamıyorum Çok önemli. ben. Çok Yani önemli. bunu sen nasıl yaparsın? Yani bir işte Yasin Ağa'nın torunu olarak burada nasıl sinemanın önünde mısır satarsın? Düşünün ki işte o dönemin de savaşılacak epey düşüncesi varmış demek ki yani. Evet. Şimdi o Baktığınız zaman. çerçeve içerisinde de bakınca hakikaten senin Evet. yaptıkların, o girişimin daha da önemli. Yani her zaman için toplum arkanda değil. Ayıplayabilecek insanlar da oluyor, çıkıyor. Ve sen 21 yaşında ama bir girişimci ruhu içerisinde ve bildiklerini besbelli ki anlatabileceğine de güveniyorsun. Yani bildiğini iyi anlatabileceğine de güveniyorsun. Böyle bir şekilde gittin ve 21 yaşında 12 tane miydi öğrenci? Evet, ilk 12 öğrencim vardı. Hepsi her gün devamlı öğrencilerdi bunlar. Onlar Onlar da kaç? Onlar kaç yaşındaydı? işte lise 3'e falan gidiyor. 17 falan o yaşlarda. Tamam, Mezun tamam. olan vardı. Benimle mesela yaşı yakın olan bir çocuk da vardı. Yani beklemiş. Şeyi bitirdikten sonra beklemiş Evet. birisi de vardı. Onların hepsi yaş itibariyle bana oldukça yakındı o dönemde. Evet. Yani abileri gibi veya arkadaşları gibi görüyorlardı. Ama hocam burada bir şey çok önemli. Bence şevk bulaşıcı bir şey. Ha. Yani eğer siz bir konuda şevk sahibiyseniz, yani böyle bir büyük bir istekle bir şeyi yapmak istiyorsanız, bu büyük ölçüde çevrenizdeki insanlara bulaşıyor. Onun için yani toplumda bence şevkini kaybetmiş olan insanlar hocam, çevrelerine de uyuşukluk, acizlik, umutsuzluk telkin etmeye başlıyorlar. Yani düşünün ki bu şevkini kaybetmiş adam bir öğretmen olduğu zaman,
bu şevkini kaybetmiş adam bir yönetici olduğu zaman ya da bir aile reisi olduğu zaman, anne baba olduğu zaman bunu çevresindekilerine de böyle ilmik ilmik yansıtıyor yani. Onun için bence bu çok önemli bir kavram. Yani şevk bulaşıcı bir şey. Evet. Yani coşkuyla başlayan insan çevresindekilerini coşkuya sevk ediyor. Ben çok yani çok taraftar olduğum bir şey değil ama bazen bu satıcıları eğitenleri görüyorum. Ha. Yani öyle bir coşkuyla ürünleri anlatıyorlar ki işte bir takım ürünler var biliyorsunuz işte güzellik ürünleri vesaire. Onu pazarlayacak kişilere öyle bir coşkuyla anlatıyorlar ki oradan kapıdan her çıkan bazen otellerde rastlıyoruz bizim seminerlerin yanında onların da seminerleri oluyor. O coşkuyla öyle bir anlatıyor ki çıkan adam aman müşteri bulayım da hemen pazarlayayım. Hatta bizim orada rastladığı adamlara bile söylemeye başlıyor yani daha oteldeyken. Yani abi, coşku ve şevk bence bulaşıcı bir şey. Bunun tersi de bulaşıcı. Evet. Uyuşukluk bulaşıcı yani. Umutsuzluk, tembellik bulaşıcı. Evet. Çalışkanlık yine bulaşıcı. Evet. Doğru. Böyle düşünüyorum hocam. Çok doğru. Evet. İbrahim'ciğim şimdi bu çok önemli bir deneyim. Yani 21 yaşında böyle bir girişim yaptı. Yani bunun sonunda bir, hayatın anlamlı oldu. Coşkulu oldu. Kendini güçlü hissetti. Bir güven duygusu gelmeye başladı. Ve sen herhalde mezun olduktan sonra dedin ki ya ben eğitimle ilgili bir şey yapmam lazım. Aynen öyle düşündüm hocam. Ve ekibin de alışveriş yaptığını düşündüğün bir şey. Bunu inşallah ileride buluştuğumuz zaman adım adım alırız. Ama ben de şimdi devreye girip bizi takip eden anne babalara, velilere, öğretmenlere şunu söylemek istiyorum. Çocuk doğuştan şevkli. Yani hocam bizimkinde hiç şevk yok. Hiç istemiyor. Yataktan bile kalkası yok. Ne yapacağım ben? Oğlum derse çalış. Sınava 3 hafta kaldı diyorum. Duyduğu bile yok hocam. Hiç bilmem umurunda değil falan diye. Böyle sık sık durum var. Şimdi ne yapacağım hocam derken benim de aklıma şu soru geliyor. Ne yaptığınızla bu çocuğu bu hale getirdiniz? Şimdi bu çok önemli bir konu olarak görüyorum gerçekten. Çünkü yaratan muhteşem bir potansiyel yaratmış. Hiç boşluk bırakmamış. Öyle bir tasarım ki. Hani bir bilgisayar eline aldığınız zaman hardware, software diyorlar ya. Ve model yükseliyor bu. Bu hardware'e işte donanım diyoruz. Software'de yazılım diyoruz. Hem donanımını vermiş hem yazılımını vermiş. Ve muhteşem ikisi de. Yani insan beyni aklın alamayacağı bir potansiyel. Girecek olsam 3 saat konuşmak lazım. Fakat bu aklın alamayacağı bir potansiyele de potansiyele muazzam yazılım vermiş. Yani ilk verdiği yazılımlardan bir tanesi şu. Merak edeceksin diyor. Merak etmeyen çocuk yok. Ve merak ederken şevkle ediyor. Yani birisi zorlamıyor falan. Onun için bakıyor, hissediyor, merak ediyor. Şimdi kendisini de tanımak istediği için merak ettiği bir şeye baktığında dönüp bir de büyüğe bakıyor. Bunu merak ediyorum, merak etmem gereken bir şey mi diye bakıyor. Ya bir gözlemimi paylaşacağım. Bir büyük anne, 3 yaşındaki falan bir, hatta belki 2 yaşındaki bir kız soruyla böyle çıkmışlar sokağa bizim orada. Ben de karşılarından geliyorum. Onları görünce yavaşladım. Bayağı yavaş yürümeye başladım. Şimdi kız yolda yürürken aman canım her şeyin farkında. Her şeyi merak ediyor. Rrr diye motor geçiyor. Böyle bir bakıyor. Büyük annesine bakıyor. Büyük annesi zerre kadar hiçbir şeyle ilgili yok. Her şeyi bilmiş, kabul etmiş, tası tara toplamış ve kapatmış kendisine. Ve motor geçiyor. Kuş geçiyor. Kalk kalk kalk. Birdenbire kız duruyor. Ona bakıyor. Büyük anneye bakıyor. Ve içimden böyle dedim ya ne kadar acı bir şey bu ya. Ne kadar acı bir şey. Çocuk o anda keşfetme süreci içerisinde. Ve hiçbir tanıklık yok.
Yani birisi farkına varıp da böyle ona, bu büyük anne. O merak ettiği zaman ona bakıp sadece gülümsese, kuş uçtu değil mi? Pırr dedi, motor geçti değil mi? Dese sohbet başlayacak ve bunun bir farkı oluyor mu sinir sisteminde? Yapılan birçok araştırma var. Artık biliyoruz. Beyin gıdasını buluyor ama nasıl coşuyor, nasıl geliştirmeye başlıyor, gelişmeye başlıyor gerçekten. Şimdi soru şu. Böyle bir potansiyelle, böyle bir donanımla doğmuş olan çocuğu nasıl bıkkın, ilgisiz bir hale getiriyoruz? Bu çok önemli. Şevki, aile ne yapıyor ki kaybediyor? Ve eğitim sistemi ne yapıyor ki gittikçe öldürüyor? Ve böylelikle bir nevi robot gibi programlanmış, belirli bir yöne doğru, kalıplanmaya doğru giden insanlar haline getiriyoruz. O bakımdan şevki nasıl kaybediyoruz konusunda böyle bir soru sormak istiyorum. Paylaşabilir miyiz? Hocam dediğiniz çok doğru. Yani gerçekten insanın doğuştan getirmiş olduğu özellikleri biz koruyabilsek, o özellikler gerçekten mükemmel insan oluşturuyor. Yani ilk şey merak, oradan başladık. Bence burada içerisinde dünyaya gelmiş olduğu ailenin çok önemli bir rolü var. Yani eğer aile, çünkü bizim geleneksel aile yapımızda çocukla büyük arasındaki muhabbet azıcık eksikti. Yani gerçekten ilim irfan sahibi ve iyi yetişmiş insanları istisna tutuyorum ama genelde işin gücün içerisinde tarladan zor gelmiş ya da işte çalıştığı işten eve zar zor gelmiş, yorgun argın, çok sayıda çocuğu olan, yani işte diyelim ki Anadolu'da 7-8 tane çocuğu olan, belki bazen birini çağırırken diğerinin adını karıştıran filan söyleyen ailelerin olduğunu Ben hepimiz. yaşadım onu, ben yaşadım Evet, yani sizin de çocuğu bayağı kardeş sayınız fazlaydı değil mi hocam? onu. 11. çocuğum, evet. 11. çocuk. Yani çok iyi yaşamışsınızdır siz bunu zaten. Şimdi bunların içerisinde çocuğun yaptığı faaliyetlere tanıklık edebilecek, onun sohbetine iştirak edebilecek insan sayısı azalıyor. Şimdi bir tane torunum var. Bu uzaktan konuşmayla konuşuyoruz. Şimdi anneannesi biraz daha zamanı daha geniş olduğu için çok detaylı bir şekilde ben bakıyorum onunla ilgileniyor. Bunu mu giydin, şunu mu kullandın, bu kalem mi yazdın filan. Ve müthiş zevk alıyor çocuk. O Alıyor arada değil mi? tabii tabii alıyor. Ben Torun de sesi kaç yaşında şimdi? torun 4. 4 Dört yaşında. yaşında. Evet, tam Kız böyle çocuğu, erkek çocuğu. kız çocuğu. Evet, ay ay Dolayısıyla ay, evet. algılarının tam açık olduğu dönem ve bir şey hiçbir şeyi de unutmuyor bu arada tabii. Yani öyle de bir durum var. Mesela dün o Kıbrıslılar onlar İşte havuza girmiş, bir kendi yapay havuzları almış annesi, ona girmiş. Diyor ki işte bu benim girdiğim şey diyor, mayon sen almıştın diyor. Onu alırken diyor bana bir tane de diyor aslan almıştın diyor. Yani ben onun yanında ne aldığımı unutmuşum şu anda. Ama o bunların hepsini kaydetmiş ve aldığım zaman da çok ilginç, aldığım zaman da çok önemsemediğini düşündüm o aldığım şeyleri. Halbuki o önemsemiş, günü geldiğinde giymiş ve giydiğini de söylemek istiyor ve o hediyeyi de paylaşmak istiyor. Yani biz bazen çocukların bir şey fark etmediğini zannediyoruz ama aslında çocuklar yani çevresinde olan her şeyi fark ediyor. Aile içinde bir sorun varsa bunu fark ediyor. Ailenin kendisiyle olan ilgisini ya da ilgisizliğini fark ediyor. Ona ayırdığın zamanı hissediyor. Yani ayıramamış biri olarak söylüyorum bunu. Yani dört çocuk büyüttüm. Ayıramamış biri olarak söylüyorum. Bunu ayırdığını kesinlikle hissediyor çocuk. Yani bu anlamda hepimizin günlük meşgale içerisinde bu tür ihmalleri oluyor. Ama bir şey de söylemek istiyorum.
Çocuk sizin vaktiniz olmadığını da anlayabiliyor. Yani babasının ya da annesinin o anda o iş için hazır ya da uygun olmadığını da anlayabiliyor. Bence bir çocuk en fazla ne zaman içerliyor? Her türlü şart uygun olduğu halde onunla iletişim kurmazsanız. Evet. Orası çok önemli. Hocam evet. Ben coşkunun kaybedilmesi konusuyla ilgili bir iki örnek vermek istiyorum. Şimdi düşünün. Bir öğretmen derse girerken sabah eline programı alıyor bazen. Yani ben öğretmenlik yaptığım için arkadaşlarımdan bazılarında görüyordum bunu. Sabah programı alıyor. Öf diyor ya, 8 saatte dolu bugün diyor. Önünde ona göre 8 tane saat var. Falanca sınıfa da gireceğim diyor. Böyle sohbet esnasında ağzından kaçırıyor, söylüyor. Falanca sınıfa da gireceğim diyor. Oraya da ders anlatmaktan ziyade susturmakla uğraşıyor diyor. İşte buna benzer birçok şey söylüyor. Yani o kadar yılgın, o kadar bezgin bir şekilde sabah 8'de işine başlıyor ki öğretmen. Girdiği zaman bu öğretmenin o sınıfta şevk bıraktığını düşünmüyorum. Şevk aşıladığını da düşünmüyorum. Başka bir örnek vereyim. Bir gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bir pantolon almak için gittim. 4 kişi çalışıyor. 4 tane eleman var. 3'ü bayan, 1 tanesi de erkek. Gittim, hiçbir müşteri yok benden başka. Gittim, pantolonlara bakıyorum filan ama her şeyin yerini bilmek mümkün değil. Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Hiç kimse. Biraz baktım filan. Sonra dedim ki ya, pantolonların çeşitleri tam olarak nerede? Hani bir ben buradayım yani demek gibi bir şeydi bu. Ondan sonra birisi dedi şurada. Yine gelmedi yanıma. Şurada dedi, gösterdi. Gittim pantolonlara baktım. Dedim acaba bunun kaç numarası bana uyar? Dedi, deneyeceksiniz. Yani yine ilgi yok. Yani 34 alın, 36 alın, öyle bir şey yok. Boynunuza bakayım falan yok. Deneyeceksiniz dedi. Peki dedim, bir taneyi aldım. İçeri girdim. Çok alakasız bir numara tabii. Her modelin kendine göre bir şeyi var, numarası var. Getirdim. Çıktım, bir daha o pantolonu çıkar, bu pantolonu giy, bir daha geldim. Sonra neyse, bir tanesi geldi. Bir şey getirdi falan. Sonra ben bu pantolonu aldım, paketi yaptırdım. Dedim ki arkadaşlar, buranın 4 çalışanı da buraya gelir misiniz? Çağırdım. Geldiler. Bir de merak ettiler ne diyeceğim diye. Müfettiş mi geldi falan diye, bir markanın temsilcisi aynı zamanda bunlar. Dedim ki ya arkadaşlar, siz burada çalışmaktan mutsuz musunuz? Yani siz gerçekten burada hiç iş bulamadığınız için mi çalışıyorsunuz? Bir kız hemen atıldı. Ne münasebet dedi, gayet de mutluyuz dedi. Maaşınız eksik mi dedim. Yok. Peki dedim, bu yeri kiralayan mal sahibi, iş sahibi, buraya bir AVM'nin içindeki yer burası. Ne kadar kira veriyor farkında mısınız? Bak 4 kişiye de ekmek veriyor farkında mısınız? Dedim neden böyle zevksiz? Allah'ım bu müşteri niye içeri girdi? Keşke hiç gelmeseydi diye bakıyorsunuz. Biri hemen toparladı. Özür dileriz dedi. Biz öyle bir niyetimiz yoktu. Öyle bir niyetimiz yoktu dedi. Ben dedik ki müşteri işte kendisi baksın. Dedim öyle bir niyetiniz yok ama böyle yılmış, bezmiş bir hava oluşturuyorsunuz burada. Canlanın biraz dedim ya. Bir müşteri gelmiş. Bak başka müşteri de yok. Bak ben pantolonu aldım gidiyorum, hala müşteri yok burada. Sizin dedim burada cevval olmanız lazım, atak olmanız lazım. Ayaküstü bir 10 dakikalık herhalde bir seminer oldu yani orada. Vay, evet. Sonra giderken o erkek çalışan geldi dedi ya abi dedi, çok özür dilerim dedi ya. Ben gerçekten dedi, belki de hep böyle davrandık epeydir dedi. Ben hiç farkında değilim. İlk girdiğim günkü şevkim yok dedi. Ve dedi, yavaş yavaş biz bunu fark etmeden kaybediyoruz dedi. Yani baktı ki karşısında
işte kızan değil de anlatmaya çalışan bir insan var. Ve dolayısıyla orada bu haşlanmış kurbağa örneğinde olduğu gibi insanlar şevkini, coşkusunu, motivasyonu bir süre sonra kaybediyor. O öğretmenimize de o motivasyonu kaybettiren mutlaka sebepler vardır. Yani anlayışsız öğrenci vardır, işte yönetememekten doğan kusurlar vardır. Bunların hepsi öğrencide de aynı durum geçerli. Yani bir öğrenci Allah'ım diyor zil çalsa da hocam gelse de ders anlatsa, öbürü de diyor ki Allah'ım bu 40 dakika nasıl geçecek, nasıl geçecek? Ben ona laf yetiştireyim, buna laf atayım, hocayı lafa tutayım. Bu hoca nasihatı sever, bir nasihat başlattırayım da bari ders anlatmasın falan diye düşünen çocuklar var. Yani şevk gerçekten hocam biraz uzattım ama şevk zaman içerisinde takviye edilmesi gereken bir şey. Aynen. Ve Haklısın. takviye edilmedi. Yani insanoğlu aynen bir otomobil gibi zaman zaman benzini bitiyor ve mutlaka çekip ona benzin doldurmak lazım. Evet. Çok Yani ben güzel. çocuklarımız için de aynı şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Şimdi İbrahimciğim, ben bu noktada bu bizi dinleyen anne babalara, işte öğretmenlerimize böyle kısaca dokunmak istiyorum. Yani söylemek istediğim birkaç şey var. Bir kere şevk insan ilişkileri içerisinde kazanılıyor veya kaybediliyor. O zaman ilişkilere bir bakmak lazım. Yani şevki besleyen ilişkilerine, şevki yok eden, yavaş yavaş söndüren ilişkilerine. Kabaca tabii bunu hepsini ele alamayız ama kabaca baktığım zaman önce ilişkilerin niyetine bakmak istiyorum. Her bir ilişkinin farkında olsak da olmasak da bir niyeti var. Şimdi bazı ilişkilerde ben niyeti var. Ben ve sen diyor. Ama ben diyerek sen bir nevi o benim aracı haline geliyor. Ve böylelikle ve emin olun 6 aylık bebek bunu hissediyor. Ya bu enteresan bir şey ya. Muhteşem bir şey. Yani seviyorum diyor aslında ama baktığın zaman o sevgi tamamıyla bencil, kendi böyle sömürmeye açık bir şey, bir sevgi. Şimdi bu ben-sen ilişkisinde şevk yaşayamaz, yavaş yavaş ölür. Çünkü ilişkideki 6 boyutu yaratan zaten program olarak çocuğun içine his olarak vermiş. Amigdala düzeyinde onunla doğuyor çocuk. Yani ben sen ilişkisinde diyor ki sen var mısın yok musun ben karar veririm. İyi bak anla önemli misin önemli misin. İkincisi sende bozukluk var mı yok mu ben karar veririm diyor. Üçüncüsü değerli misin, değersiz misin ben karar veririm diyor. Güvenir misin, güvenir misin ben karar veririm diyor. Sevilmeye layık misin, değil misin ben karar veririm diyor. Sen benim mendilim gibisin. Cebinden çıkardığım zaman işe yararsın, cebime koyduğum zaman orada kalırsın diyor. Ve yavaş yavaş işte bu şevkin zehiri. Bu nasıl Aynen. oluşuyor? Hiç kimse kötü niyetle bunu yapmıyor ama farkına Evet. varmadan öyle Enteresan bir olan süreç da bu hocam. içerisinde. Aynen. Evet Hiç ve kimse kötü niyetli değil yani. hiç kimse kötü niyetli farkına bile varmıyoruz yaparken. Şimdi eğer ilişkinin niyeti bizse o zaman bambaşka bir yolculuk başlıyor. Şunu farkında bir, yaşam bir ekip işi. Şimdi burada seninle ekibin parçasıyız. Benim hayatımın anlamlı olması için senin de hayatının anlamlı olması lazım. Yaşam bir dans meselesi. Yaşamla güreşmezsin, yaşamla dans edersin. Müzik neyse ona göre dans edersin. Yaşam bir ekip işi. Şimdi böyle girdiğin zaman birdenbire ekibinde kim var? Hemen oluyor. Sen önemlisin. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Görüyorum. Değerlisin. Ya diyor hatalarımız olabilir ama sende bir potansiyel var. Öğrenebiliriz. Emek ve zamana değersin diyor. Saygım var ama aynı ekiplerin sorumluluğumuz var birbirimize diyor. Haydi bakalım bambaşka bir coşku. Şimdi benim önerim anne babalara bu durumda mutlaka en azından haftalık aile sohbeti yapmaları. Şimdi bu dönem içinde önerim her gün yapmaları. Her gün yapmaları. Kısaca şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir,
Sabah kahvaltısından sonra hadi bakalım aile toplantımızı yapıyoruz arkadaşlar. Gelin, gelin, gelin. 2, 3 yaş, 5 yaş, 7 yaş, 8 yaş, 11, 12, 17 her neyse herkes gelir. Ay ne güzel be, aile iş toplandık. Covid-19'a teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdi falan filan şeklinde böyle bir giriş. Hakikaten öyle ama şimdi diyelim ki baba konuşuyor. Diyelim ki anne konuşuyor. Önce büyükler yönetir. Sonra yavaş yavaş her hafta bir başkası yönetici olur. Ergen çocuklar küçüğe doğru. Şimdi diyelim ki ben yönetiyorum. Çocuklar bizim aileyi aile yapan temel değerlerimiz ne? Bu çok önemli. Ve benim şimdi 8 tane temel değerim var söylemek istediğim bizi dinleyenlere. Bir, bizim ailede merak etmeye saygı duyuyor muyuz? Merak etmek bir değer mi bizim için? Ne? Evet. Merak ettiğine saygı duyulmak, izin vermek, konuşmak, takip etmek yoksa cıs cıs mı? O ne biçim şey? Niye merak ediyorsun? Tavrı içinde mi olacağız? Bunun üzerinde konuşmak lazım. Çok önemli. Çok önemli. İkincisi, hakkaniyet önemli mi? Bizim ailemizde hakkaniyet önemli mi? Haklıyla haksız fark edilsin mi? Çocuklar, bu dediğim değerlere anne babalara biz de uymak zorundayız. Biz bu değerler adına bu ailede liderlik yapıyoruz. Ben haksızlık yaptığım zaman siz sus pus mu olmalısınız yoksa bir dakika baba ya burada bir haksızlık var deme hakkınız olmalı mı? Takılar önemli. Evet. Merak edecekler. Hakkaniyet. Peki dürüstlük önemli mi? Çocuklar bizim ailede dürüstlük önemli olsun mu? Yalancıyla dürüst olan arasında bir fark olsun mu bu ailede? Şimdi bunlar çok önemli. Belki ileride bütün bu değerleri ele aldığımız bir saatlik konuşma yaparız ama bunun gibi sorumluluk önemli mi? Halden anlamak önemli mi? Saygı önemli mi? Sevgi önemli mi? İşbirliği önemli mi? 8 tane değer saydım şimdi. Bunlar o kadar önemli ki bunları gözden geçirip çocuklar ne anlıyorlar, ne anlamıyorlar. Evet, saygının olmadığı yerde sevgi olur mu? Aha, hakkaniyetin olmadığı yerde sevgi olur mu? Sorumluluğun olmadığı yerde sevgi olur mu? Bütün bunlar birbirini tamamlar. Şimdi ailenin anayasası böyle oluşunca, ailenin kültürü böyle oluşunca o çocuk şevkini götürmeye başlar. O zaman bu ailede biz vardır, biz niyeti vardır. O zaman sohbet başlar. Yani nasihatten çıkıp sohbete girersin. Böylelikle birisi bir şey yaptığı zaman ya sen öfkeli miydin o zaman? Ha peki o biri nasıl etkiledi bu sence? O sana onu söyleseydi sen nasıl olurdun? Çünkü gerçek şu ki yaşam sürekli bize her an gelişmemiz için fırsat veriyor. Sürekli her an veriyor bunu. Ve biz sohbet içerisinde yaşamı bu sohbetin içerisine aldığımız zaman yaşamın bize söylemeye çalıştığı mesajları duymaya başlıyoruz. Ve önemli olan şu oluyor o zaman. Yani senin bir duygun gelişiyor, bir heyecanın gelişiyor. Kaygı, gerginlik, stres, mutluluk, endişe, bütün bunlar, bütün duygular aslında yaşamın bize verdiği mesajlar. Hepsinin anlamı var. Bunlar üzerinde sohbet etmeye başladığımız zaman mesela şimdi değerler örneği olarak şimdi anne ya ben istiyorum ya diye gitseydin olur mu böyle şey bilmem ne falan filan başka bir şey ama sizin paylaştığınız efendim hayretmek, insanlara iyi bir şey yapmak sevaptır paylaştığınız bir değer var. Sen buradan gelince ve annenin biliyorsun o değeri tuttuğunu. Evet. Anne ya bu çocukların ihtiyacı var. Bende de şey var. Ne güzel güzel bir ortam. Biraz sana zahmet olacak biliyorum bu misafir odasında ama izin ver. Hakikaten hayırlı bir iş yapacağız. Burada paylaştığınız bir değer olmasa ikna olmazdı. Ama burada paylaştığınız bir değer
Ve bir de şunu söyleyeceğim abi, çok önemli bu. Büyük resim var. Evet. Paylaştığınız bir büyük resim var. Bu ülkenin geleceğini annen önemsiyor. Ve bu ülkenin geleceğinde senin ders verdiğin o gençleri önemli rol alabileceğini önemsiyor. Ondan dolayı sevap diyor zaten. Kesinlikle. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Bu 8 tane temel değer ve o büyük resim bilinci okul kültürü için, sınıf için önemli mi, önemsiz mi? Çok önemli hocam. Aynı şey sınıf içinde önemli, iş yeri içinde önemli. Mesela bir yönetici eğer iş yerinde bu değerleri oturtmuşsa o iş yerinin içerisine, o zaman çalışanlar arasında da aynı durum sağlanabiliyor. Yani bence burada bu değerlerin hiçbirine baktığımız zaman büyük resim içerisinde birine bir kişinin karşı çıkabilmesi imkanı yoktur. Ama günlük meşgale içerisinde ya da orijinden saparak bunları ihmal etmemiz söz konusudur. Yani insanın bir orijini var. Bu orijinden sapmadığı sürece düzgün bir daire çizebiliyor. Ama o orijin kaydığı zaman o daireyi çizme imkanı asla ve asla kalmıyor. Onun için belki büyük resmi oluşturabilmek için o orijinden sapmama çok önemli. Yani bugün mesela pandemi süreci belki hepimizi üzen, sıkan bir süreç ama büyük resim adına çok önemli bir süreç. Hayat nedir? Biz aile olarak neyiz? Çocuklarımız nedir? İşimiz hayatımızın neresindedir? Bir ülke olarak var olmak ne anlama geliyor? Hatta dünya olarak var olmak ne anlama geliyor? Yani komşuda bu hastalık çıksın, onları bitirsin, ne güzel diyebilecek adam yok diye düşünüyorum. Yani kanlı bıçaklı olduğumuz bir düşman gibi gördüğümüz bir ülke için bile bunu söyleyebilecek adam yok. Tabii bu hangi şekilde meydana geliyor? Bana göre büyük resmi görerek geliyor. Dünya bizim için yaratılmış ve bizim istifademize sunulmuş bir yerdir. Bu ülke iyisiyle, kötüsüyle, beğendiğimizle, beğenmediğimizle, sevdiğimizle, sevmediğimizle birlikte yaşadığımız bir yerdir. Ve birimizin var olması diğerinin var olmasına bağlıdır bilinci var. Ben onun için bu büyük resmi de dikkate alarak insanların birbirini zaman zaman uyarması gerektiğini de düşünüyorum. Yani ben mesela bir iki evden çalışıyoruz bu ara, işte yayınlar yapıyoruz filan. Bir iki konuşmamda işte 4 çocuk büyüttüm ben filan deyince, konuşma bitince hanım dedi ki ya keşke deseydin ki biz bu 4 çocuğu beraber büyüttük. Ben de şimdi bunu da söyleyerek bunu telafi etmiş oluyorum. Gerçekten beraber büyüttük. Hatta o daha fazla emeklerini çekti yani. Sonuçta biz işin yayın tekrar düzeldi değil mi hocam? Şu an sesim düzeldi, geliyor. Düzeldi, düzeldi. Kusura tamam. Bakma. Estağfurullah. Yani bir anda işlediğimiz suçu anlatınca yayın dondu hocam. Şey diyecektim İbrahim'ciğim. Aynı şeyi ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Evet, evet. Yani ben şunu anlatmak için söyledim bunu özellikle. Yani bu aile bireylerinin zaman zaman eğer böyle konuşma hakkı, karşıdakine bir duygunu, düşünceni ifade etme hakkı, sohbet ortamı oluşturursak insanlar bizim eksiğimizi yediğimizde rahatça söyleyebilir. Ama böyle bir evet, sohbet imkanı oluşturmadığımız takdirde kendimizi düzeltme imkanı olmaz. Hiç kötü niyeti olmayan mağaza çalışanları gibi yavaş evet, yavaş bütün özelliklerimizi kaybeder gideriz. O çocukların hiçbir tanesinin mağaza sahibine bir düşmanlığı yoktu. Ben olsa anlardım sonraki sohbet içinde. Evet, yani aynen öyle. Haklısın. Aynen. Ve o bakımdan yani bu
birlikte olduğun insanlarla ekip olduğunu hissettirmek, biz mesajları verebilmek ve sohbet içinde olmak çok önemli. Bence liderlik orada giriyor zaten. Ve o bakımdan da ben senin liderlik tarzını biliyorum, kutluyorum buradan da. Teşekkür ederim. Fakat bunun yaygınlaşması lazım meselesi var. Yani bunun önündeki engellerin farkına varıp evden, çünkü kötü niyetli değiliz. Hakikaten kötü niyetli değiliz. Yani benim Türkiye'de gördüğüm ana babalar hakikaten yemeyip yedirmeye razı. Çocuğu uğruna hayatını feda etmeye göz alıyor yani böyle. Fakat enteresan bir şekilde farkına varmadan çocuğun şevkini kaybettiriyor. Evet. Öyle olunca da bu kendi sorumluluğunu alma bilincinden uzaklaşmış, sürekli yukarıdan emir komuta bekleyen bir insan haline dönüşmeye doğru giriyor ki Şevki de en çok öldüren o oluyor. Bu sınıfta Şevki tutabilmek bir öğretmen için bence müthiş başarılı ve tahmin ediyorum öğretmen kendi Şevki'ni devam ettiremezse sınıftaki Şevki devam ettirmesi çok zor. Evet. Burada da tahmin ediyorum okul yöneticilerinin önemli bir sorumluluğu var. Fakat bizi dinleyen veliler de var. Onlara da söylüyorum. Veliler de bence öğretmenler kadar, okul yöneticileri kadar öğretmenin şevkinin devamını önemseyip bundan sorumlu hissetmeli diye düşünüyorum. Evet. Çok önemli. Çünkü 30 tane veliden 3 tanesi eğer ben bilincinde olup son derecede duyarsız, haşin olursa bir öğretmeni çok incitebilir ve şevkini kırabilirler hakikaten. Kesinlikle. Onun için buradan altını çizerek söylemek istiyorum. Bu önemli bir sorumluluk ve hepimizin sorumluluğu diye düşünüyorum. Hepimizin kesinlikle sorumluluğu. Öyle. Hocam öğretmenlerle ilgili gerçekten şevk kıran şeylerden bir tanesi de bazen velinin de gereksiz işi bilmeden öğrenmeden yaptığı müdahaleler olabiliyor. Evet. Bu çok şevk kırıcı bir şey. Bir de enteresan bir şey, öğretmenin bazen şevkini öğretmen arkadaşları da kırabiliyor hocam. Aha. Bu da çok önemli. Yani bir gün bir öğretmen çok üzgün bir şekilde yanıma geldi. Hocam dedi, ben bir şey söylemek istiyorum dedi. Buyur dedim. Hocam dedi, ben dedi çocuklara dedi ilave ders veriyorum, ek ders veriyorum. Ailelere de söyledim. Aileler gelip geç alıyorlar. Fakat diğer arkadaşlardan birkaç tanesi kendi arasında bana karşı bir şey başlattı. Kampanya başlattı. Bana diyorlar ki, işte İbrahim Hoca sana madalya mı takacak bu kadar çok çalışıyorsun? Yani çalışan adam çalışmayanı rahatsız etmeye başlıyor. Orada bir şey var ya, şevki olan adam şevki düşmüş adamı da rahatsız etmeye başlıyor. Burada bir savaş var. Savaş var. Ya şevki olan insanlar diğerlerini kendi gibi yapacak ya da şevki düşmüş olan insanlar onu da kendisine benzetecek. Ya, özellikle de bizden mesela başka yere giden, özellikle İşte Anadolu'ya tayin olarak giden filan öğretmenler ilk gittikleri yıl bakıyorum benden kitap istiyorlar, test istiyorlar. Hocam bizim burada öğrenciler var, ben onlara ilave ders veriyorum diyorlar. Ama 3-4 sene geçtikten sonra bir bakıyorum ki oradaki arkadaşları gibi olmaya başlıyorlar. Yani o gayret, o ilave çalışma, o şevk gidiyor yerini. Ya ne olacak işte, çalışsan da bir çalışmasan da bir mantığı alıyor. Evet, ve burada insan... İbrahim'ciğim şöyle evet. Bir gözlem yapabilir miyim? O benim yolda gördüğüm küçük torun vardı, bir de büyük anne vardı yani. Böyle bakıyor, ondan sonra evet. Bakıyor, böyle bakıyor. Emin ol bu çocuk 6-7 yaşına geldiği zaman artık bakmamayı öğrenir, keşfetmemeyi öğrenir. Çünkü ona tanık yok. Onun için bir sistemde eğer şevkli öğretmenin tanığı yoksa ve kendisini yalnız hissediyorsa, hatta
tuhaf tuhaf bakıyorlarsa böyle bir alay konusu falan durum oluyorsa, yaşam bir ekip işi, o zaman diyorsun ki yani ben niye yapıyorum bunu? Ve enteresan bir şekilde onların gözüyle kendini görmeye başlıyorsun ve kaybediyorsun. Ve bu çok acı ve bu yaygınlaştıkça bence bir ülkenin geleceğini temelden etkileyebilecek olumsuz bir süreç olur. O nedenle benim elimde olsa her yıl, hatta dönem dönem ara dönemlerde şevk ölçeği geliştiririm, şevki ölçerim. Evet hocam. Doğru Şevki ölçerim. kavramlar çok önemli bence. Evet. Şevki ölçerim ve bu şevkli olan ortamlardaki yöneticiler yöneticiliğin ötesinde liderlik yapıyorlar. Ve onlardan öğreneceklerimiz var. Aha, nedir bunlar? Takip ederim. Çok önemli öğreneceğimiz şeyler ortaya çıkmaya başlar hakikaten. Gerçekten haklısınız hocam. Yani bizim şevk sahibi eğitimi şevkle yapan insan sayısını artırmamız Türkiye'deki eğitimin kalitesini artıracaktır. Onun için sık sık söylemlerimizde diyoruz ya, bu işin temeli anne baba, ikinci sırada öğretmen, üçüncü sırada işte diğer toplumsal vasıtalar, medya gibi vesaire bunlardır. Yani bunlar şevki artırıcı, gayreti artırıcı şeylerle uğraşmalar lazım. Küçük basit şeylere takılarak büyük fotoğrafı kaybetmemek lazım. Basit şeylere takılarak büyük fotoğrafı kaybetmemek lazım. Evet. Yani çocuk Evet. büyük Bu bir büyük resim. şey, evet. Bu büyük resim bilincini çok çok önemsiyorum. İnşallah bu kavramı da ele alalım diye düşünüyorum. Çünkü sonlara doğru geldik. 2 dakikamız falan filan var kapatmamıza. Çünkü her şey o büyük resim içinde anlamını buluyor. Ve Evet hocam. enteresan bir şekilde yaratan öyle yaratmış ki sen büyük resmin içinde kendini ekibin bir parçası olarak gördüğün zaman beyin mutluluk hormonları salgılıyor. Ve mutlu oluyorsun. Hizmet vermekten mutlu oluyorsun. Emek şu bu falan filan gözüne gözükmüyor. Yorgunluk gözüne gitmiyor. O yorgunluktan dolayı şükür duygusu içinde oluyorsun. Ve Aynen öyle hocam. aynen öyle değil mi? Ve bunu sen Hocam şimdi bakın, ben de bu zaman dar kaldı diye söyleyeyim. Ben sizin çalışmalarınızı uzun zamandır takip ediyorum. Sizinle tanıştığımız dönemi hatırlıyorsunuz. Bu dönem içerisinde inanın ki binlerce, milyonlarca insanı asansörde birbirine selam vermeye teşvik ettiniz. Ve veriyor şimdi insan. İnsanlar arasındaki iletişimi kurmak için gerçekten ben maya çalmak istiyorum bu ülkeye dediğiniz zaman bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdiğinizi düşünüyorum. Bunun temeli ne? Sizi ilk gördüğümde gözünüzde hangi ışık varsa yine aynı ışık var. Allah sizden razı olsun hocam yani. Allah sizden de razı olsun. İbrahimciğim, biz büyük bir ekibiz. Çok şükür hizmet etme fırsatımız var. Ve inşallah uzun yıllar hizmet etme fırsatı buluruz. İnşallah hocam. Evet, katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben Ben teşekkür bunu ederim hocam. kaydedeceğim. Burada daha sonra da izleme imkanı olacak. Çok teşekkür ederim hocam. Çok zevkliydi. Nasıl geçti bilemedim. Evet, ben de öyle. Evet. Sağ olun. Selamlar, sevgiler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, okey. Tamam.